Bu düzenimizdeki turda sizin rehberiniz olacak. Şu anda Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndesiniz. Gördüğünüz üzere müzemiz 5 kattan oluşuyor. Tek tek bütün katlar hepsini anlatmayacağız. Bu şu anki turumuz sadece zemin kat ve birinci kat için geçerli olacak. Başından önce tabii bina hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu bina 1929 yılında yapıldı. İş Bankası'nın 3. genel müdür binası olarak kullanıldı. Ayrıca şube olarak da zamanında kullanıldı. Belki birçoğunuz da zamanında gelip burada işlem yaptırmıştır. Burası geçen senenin Eylül ayında alınan kararla bir müzeye dönüştürülme kararıyla beraber 2 Mayıs'ta olmak üzere açıldı. Ve hala şu anda müze olarak da hizmet vermektedir. Katlarımızdan kısa olarak bahsetmek gerekirse, burada göreceğiniz alandan sonra gezeceğimiz yer İş Bankası'nın şube olarak kullanıldığı zamandan kalma kalan orijinal bir şekilde, mümkün olunca orijinale yakın bir şekilde yapılan bir reprodüksiyon. Buradaki fotoğrafta da görüyorsunuz, bu fotoğraf 1950'li yıllarda çekildi. Bu fotoğraftaki alanda gördüğünüz zaman ne kadar benzerlik gösterdiğini az çok anlayabilirsiniz. Ayrıca buradan daha sonradan Bodrum katına kiralık kasalara geçeceğiz. Kiralık kasalar hakkında konuşacağız. Daha sonradan birinci katta yönetim kurulu odalarında toplantı salonlarını inceleyerek hemen sonrasında İş Bankası'nın geçmiş genel müdürlüklerinin bulunduğu sergimizi inceleyerek de turumuzu tamamlayacağız. İstiyorsanız sağ taraftan başlayalım. Bu tarafta turumuzda İş Bankası'nın bölümünde kullandığı, yani 20'ler 30'larda zamanında kullandığı çekler, senetler ve hesap defterlerinin bulunduğu koleksiyonu inceleyeceğiz. Bu listeyi incelemeye başladık. Burada gördüğünüz o dönem kullanılan defterler, örneğin muhasebe defterleri görüyorsunuz, burada günlük defterleri görüyorsunuz. Tabii ki bu bankanın günlük hesaplarını, gelir giderlerini ya da harcama yatırımlarını tutmak amacıyla, hesaplarını tutmak amacıyla yapılmış defterlerimiz. Nereye doğru baktığınızda da bu alanda da göreceğiniz yerde İş Bankası o dönem kullandığı diğer defterler, çek ve senetler özellikle göze çarpmakta. Tabi burada bir noktada dikkat çekmek istiyorum. Burada göreceğiniz tabi ki çek senetlerin bazıları arka kafası yapılmış. Bunun sonra da şu İş Bankası'nın kuruluşu tarihi 26 Ağustos 1924. O dönemde daha fark devrimi olmadığı için gördüğünüzde yavaşça arka kafası görmekte. Daha sonra da gördüğünüz şeylerde hem arka kafasında hem de zarifler bunun sebebi de harf devrimi olduktan hemen sonra İş Bankası'nın elinde yine de Arap alfabesiyle yazılmış olan bazı çek ve senetler kalmıştır. Onların da israf edilmemesi amacıyla onların üstüne Latin alfabesiyle yazıldığı için, Latin alfabesiyle belgeler eklendiği için böyle bir ikili görüyorsunuz. Ayrıca bu tabi size de devrimde, bir nevi harf devrimini anlatan bir eser de olmuş oluyor burada. Daha sonra burada yine bankalarla ya da diğer işletmelerle yapılan çekler, senetler, yazılışmalarımız, hesap kitaplarımız olduğu yerler. Bu da 1925 yılına ait bir muhasebe defteri görmektesiniz. Burada alanın, şu az önce gördüğünüz alanın bir nevi diğer görüntüleri, eski zamanda çekilmişler ve çalışanların da bulunduğu bazı fotoğrafları da ayrıca görebilirsiniz. Yine de bazı yazışmalar da burada görebilirsiniz. Burası önemli. Bu hatta gördüğünüz dilekçeler ve istekler. Bu dilekçeler İş Bankası'nın genel müdürlüklerine, genel müdürlüğüne yollanmış. O dönemin bazı bölgelerinde, Türkiye'deki bazı bölgelerinde insanlar, ki bunlar belediye reisleri olabilir, o dönemin ayanları olabilir ya da önemli kişileri, İş Bankası genel müdürlüklerine talepler yollayarak bulundukları bölge İş Bankası şubesi açılmasını istemişlerdir. İstemişlerdir. Bunun önemi de şudur. Aslında İş Bankası o dönemde açıldığı yere tamamen bir toplumsal refah getiren, oradaki ticareti arttıran, oradaki insanlara iş imkanı sağlayan, fabrika açan ve gerçekten ülkenin sanayileşmesine çok büyük katkısı olan bir banka olduğu için ve bu görevleri tamamen bankacılık görevinin dışında da yaptığı için aslında çok önemli görülmüştür. Ve eğer kutularda gezerseniz daha sonra orada da görebilirsiniz bir mitingde, günümüz mitinglerinde insanlar yol, köprü, araba ya da vergi indirimi isterken o dönemki mitinglere baktığınızda İş Bankası isteriz adlı bazı pankartlarda görebilirsiniz. Aslında bir nevi İş Bankası'nın önemi de burada anlaşılıyor. Hatta İş Bankası Türkiye'nin bankasının denilmesi sebebinden bir tanesi de bu. Çünkü sanayileşme yolunda İş Bankası'nın özellikle Cumhuriyet'le çok büyük ortaklıklar oluyor ve İş Bankası birçok sanayi kuruluşunun açılışına da öner konmuştur. Buyurun isterseniz devam edelim.
Güven anıtında aynı zamanda yapan Joseph Torak olarak geçen burada Atatürk'ün bir üstü ve İş Bankası'nın kuruluş tarihi olan 26 Ağustos 1924 tarihini görmektesiniz. 26 Ağustos'u özellikle seçilmiştir büyük tarzın yıl dönümü olması sebebiyle. Buyurun bu tarihine. Burada bir koleksiyonunda da İş Bankası o dönem kullandığı araçları göreceğiz. Neler kullanmış, neler hakkında neler kullanmış ve ne işe yarayla bunlarla kısaca konuşacağız. Ama konuşmadan önce şunu belirtmem gerekiyor. Buradaki gördüğünüz araçlar döneminin son teknolojik ürünleridir. İş Bankası'nın bir başka özelliklerinin bir tanesi döneminde mümkün olduğunca teknolojiyi yakalayıp son teknoloji şeyleri kullanmaya çalışmıştır. Burada göreceğiniz örneğin daktilolar, Rheinmetall daktilolar ya da diğer hesap makineleri ve telefonlar o dönemde Avrupa'nın diğer bankalarında kullanılan ve geçerliliği hala süren, geçerliliği olan o dönemki bankalarda olan son teknoloji ürünlerdir. Buradaki daktiloyu biliyorsunuz. Burada bir hesaplama cihazını görmektesiniz. Yine işlemlerin yapılmasına kullanılan. Yine ayrıca burada bir telefon görüyoruz. Buradaki daktiloda daha farklı ama çok amaçlı. Daktilomuz gördüğünüzde sadece yazılı değil. Daha çok sayısal işlemlerle yapılmasına kullanılıyor. Ayrıca bunun önünde şudur. Milyarlık işlemlerde daha büyük karmaşık hesap gerektiren milyarlık işlemlerde kullanılan özel yapım bir daktilodur. Burada bunu görmektesiniz. Bu taraftan hazırda bahsetmiştim son teknoloji ürünlerden söz etmiştim. Burada aslında onlardan belki bir tanesini görmektesiniz, dönemini. Burada otomatik telefon bulucu var. Bu şu işleve yarıyor. Eski zamanlarda belki oradan bilebilirsiniz. Telefonla herhangi birini aramak istediğinizde sizi önce bir santrale yönlendirirler. Ve santralde bir bekleme süresi vardır ki bu bekleme süresi gerçekten zamanı gelince çok daha uzun sürelere çıkmakta olduğu için daha sonra sizi bağlarlar. Bu telefon burcunun özelliği şu, gördüğünüz gereci oradaki yazan isimlerin üstüne bir tanesini getirinize. Örneğin orada VP Koç da var, Koç Ticaret vesaire ya da Garanti Bankası. Sizi istasyona herhangi bir şekilde uğramadan direkt bağlayan bir sistemdir. Bunun da önemi şudur, hesaplama işlemlerinde ya da transfer işlemlerinde herhangi bir şekilde gecikmenin yaşanmaması için ve hızlıca işlemlerin tamamlanması için böyle bir alet kullanılmıştır. Bu da sizi santralin yoğunluğundan kurtaracak bir alettir. Otomatik santralin ilk uygulaması gibi. Evet, ilk uygulaması gibi de düşünebiliriz aslında. Burada yine diğer defterleri de görmektesiniz. Burası gördüğünüz için İş Bankası'nın soğuk damga presi. Hemen alta bakarsanız İş Bankası modelinin bir simgesinde görebilirsiniz. Orada ayrıca geçerken. Bu tarafta da yine bazı defterleri görüyorsunuz. Burada lazım hesap defteri ve alacaklı hesap defterleri var. Alacaklı hesap defterlerini biliyorsunuz. Ancak ben kısaca lazım hesap defterinden bahsetmek isterim. Lazım hesap defteri şudur. Sizin İş Bankası'nda hesabı olan sizin diğer bankalarda bulunan hesaplarınız ya da yatırımlarınızın kayıt altına tutulduğu yerdir. Bunun kayıt altına tutulması sebebi şu. İlerleyen dönemde uzun vadeli düşündüğünüz zaman herhangi bir sıkıntı çıktığında buradan size gene İş Bankası'nın yardımcı olabileceği bir durum çıktığı zaman bu hesap defterlerindeki hesaplarda kullanılmaktadır. Yani diğer bankalardaki, diğer yerdeki yatırımlarınız bir nevi kayıt altına alınmıştır. Buradan da sizi bu cilt sitesine istiyorum. Tabi defterler gördüğünüz, defterler yapılmazsa kullanılan, sıkıştırmazsa kullanılan bir alet bu. Ve o dönemde de kullanılmış aletlerden bir tanesi. Buradan da yine bir daktilo görmektesiniz ama ben soldaki numaratör hakkında konuşmak istiyorum. Az sonra kağıt kasalar gireceğiz. Kağıt kasaların üzerinde numaralar göreceksiniz ve o numaraların yapımında kullanılan alet de bu numaratörlerle beraber kağıt kasaların numaralandırması yapılmıştır. Bunun kağıt kasalara geçelim. Güzel. Burada kiralık kasalardan devam edeceğiz. Ana kasamız şu anda sergiye açık değil. Ancak kiralık kasalarda ayrıca önem tutuyor.
Burada gördüğünüz ademarka bir kiralık kasa kapısı. Üste göreceğiniz kasalarda aslında ademarkadır genelde. O dönemde ademarkası çok olarak kullanılmıştır. Şu anda böyle bir şirket maalesef yok. Burada kasalardan kısaca bahsetmek gerekirse yine tabii ki aksiyon filmlerini hatırlayacağınız gibi kilit sistemlerin bulunduğu ve şifreyle açılan bir aslında güvenlik sistemi var. Ve gördüğünüz üzere bu kapılarda her türlü herhangi bir şekilde darbeye dayanıklı olarak üretilmiş kasalardır. Ve tabii ki içerideki bulunan kasaların özellikle korunması amacıyla yapılmıştır. Buyurun yavaşça içeriye geçelim. Ayrıca bazı kiralık kasalarının numaralar var. Az önce bahsettiğim numaratörle beraber yapılmıştır. Bu numaralar kiralık kasalar görüntüleri farklı farklı büyüklüklerde ve kiralık kasaların içine maddi manevi sizin için önemli ne varsa koyma şansınız mevcut. Tabii işleyişte şöyle, biraz daha yakından bakarsanız iki tane aslında anahtarlık olduğunu göreceksiniz. İki tane kilit girişi olduğunu göreceksiniz. İki kilit girişim iki anahtar açıyor. Bir tanesi sizde duruyor, müşteride yani. İkincisi de banka görevlisinde duruyor. Siz müşteri olarak kiralık kasanızı görmek istediğiniz zaman bankayla temasa geçip bankaya geldiğiniz zaman da siz bu kata indiriliyorsunuz banka görevlisiyle beraber. Daha sonra ikinizin beraber anahtarları buraya koyarak kiralık kasayı açıyorsunuz. Kiralık kasanın açıldığı anda müşteri temsilcisinin yani banka görevlisinin alanı terk etmesi gerekiyor. Yani burada kimse olmuyor ve kiralık kasa ve siz burada aslında yalnız kalıyorsunuz. Herhangi bir şekilde başka müşterinin girmesi kesinlikle yasak. O yüzden bu iş genelde çoğunluk, yoğunluk o zaman sırayla yapılan bir durum. Dediğim gibi daha sonra kiralık kasa açılımından sonra ya burada göreceğiniz demir yerde ya da buradaki sehpaların herhangi bir tanesinde kiralık kasada isterseniz alacağınız bir şey varsa alıyorsunuz ya da koyacağınız bir şey varsa koyuyorsunuz. Gerekli işlemlerinizi yapıp daha sonra kiralık kasayı yerine koyduğunuz zaman yine müşteri temsilcinizle beraber, banka görevlisiyle beraber kiralık kasayı kapatarak işleminizi tamamlıyorsunuz. Tabii bu müze daha yeni açıldı. Geçen senenin yaklaşık Eylül-Ekim ayına kadar aslında bir banka olarak da hizmet veriyordu burası. Ve burası kiralık kasayla doluydu. Bu kiralık kasaların sahiplerinin hepsi teker teker arandı. Teker teker eşyalarını buradan alınmaları istendi. Çünkü dediğim gibi sadece bankanın kendi inisiyatifiyle burada herhangi bir şeyi kaldırması imkansız. Tamamen müşterinin de kesinlikle bu şeye gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı herkes de Türkiye'de değil, herkes farklı farklı, dünyanın farklı yerlerinde olan insanlar bile olmuş olabilir. Onlar gelince teker teker aranarak buradan eşyaları kaldırılması, koydukları maddi manevi araçların ya da eşyaların kaldırılmaları istendi. Yine kiralık kasa aslında görüyorsunuz burada kasaların küçük bir formatının nasıl bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz, görebilirsiniz. Ayrıca burada tabii içinde bazı materyaller var. Bu materyallerde aslında sergi olsun diye hani ne koyabileceğinizi anlamanız amacıyla, ne koyulabileceğini anlatmak amacıyla yapıldı, koyuldu. Buraya bu eşyaları bırakanlar da buranın müze haline çevirmesi sırasında çalışanlar. Müzenin müdürleri ya da İş Bankası'nın genel müdürlüğünde bıraktığı burada bazı gereçleri de görebilirsiniz. Eşyaları da görebilirsiniz. Kiralık kasalar hangi dönemde? Bu köşelerde göreceğiniz kiralık kasalar ademarka kasalardır yine. Ama daha sonradan kapasite yoğunluğu, kapasite dolduğu için ortada göreceğiniz garni marka kasalar da buraya eklenmiştir. Yine tabi bunları incelerken birçok farklı şey de görebilirsiniz. Örneğin açılma bir kahve fincanımız da var burada. Bu müzemizin müdür tarafından buraya bırakıldı. Yine daha doğru birçok farklı farklı şeyler de görebilirsiniz. Ayrıca burada göreceğiniz bir mühür de var. Bu İş Bankası şu anki genel müdür Adnan Bali'nin bıraktığı, bir hatıra olarak bıraktığı aslında bir eşya. Bunları da burada görebilirsiniz. Şimdi buradan birinci kata doğru geçeceğiz. Ancak Atatürk'ün ziyaretinde kullandığı asansörde burada görebilirsiniz. Şu anda buradan da bakabilirsiniz. Bu asansör şu anda kullanılmamaktadır ancak Atatürk'ün ziyaretinde kullandığı asansör budur. Ve Atatürk'ün giriş kapısı da budur. Atatürk de ziyarete bu kapıdan girerek başlamıştır. Bu
bunu da buradan görebilirsiniz. Bunu istiyorsanız yavaşça yukarı doğru çıkalım.